keyif yapıyor. Dedim ki gel yani. Tek... Bir çek koyacağım buraya mesela. Yağmuruyorken. Güzel okuyor deyip. Atlas Okyanusu'nda bir doğumuyla birlikte. Tamam ama... Bu kadar basit bileni. Koş koş! Evet, özellikle çıktı. Çok mutluyum. Bu düğüm olmuş, bekle. Bir tedirginliğimiz var, hem bilmediğimiz bir gerek yok. Yoksa şu kütüğe çarpacaktık. Ekran çalışmıyor. Tamam, stop diyelim. Stop da çalışmıyor. Okyanus salgısıyla teknenin müdahale etmesi çok kolay olmuyor. Sancak motorla bir ses gelmeye başladı. Ama hayır, hızımız da 1.2 çengi arkadaşlar. Ya gelecek. Feci yine hızlı gidiyoruz. Hatta ben nasıl geleceğim ulan? Kilabı var. 4 kişi. Gece seyirimiz var. İlk geldiğimde çok garipsemiştim. Ya minnacık bu. Dalga yiyor. Çıktı bak. Neredeyse bir ayımızı geçirdiğimiz Charlottesville'den ayrılıyoruz. 4 Kasım olsaydı bir ay olacaktı. Yani 25 gün falan buradaydık. Tam toplam 25 günümüzü burada, bu Charlottesville'de geçirdik. Markette biz krem gelmiş. Biz de acayip seviyoruz. Kendi stoklarımı tüketmiştim. Zindat'tan almıştık en son. Başak'ın stoklarından da hırpalamıştım. Şimdi geldik markette. Bakacağız bizim bisküvimiz nerede? He? Gel ya. Ha? Fakat en alta koymuş bunları. Biz bir bunları alalım da değerlensin böyle. Kaç tane alacaktın? Ha? Kaç tane alıyorsun? Bir daha bulamam diye bütün bisküvileri almaya kalkıyor. Ve gerçekten bir daha da bulamayabiliriz. Ya, belki bir an farklı gibi. Evet evet. Evet bu farklı. Bu da farklı. Bunlar büyük, bunlar küçük. Bak şu da farklı. Şu büyüklerden al. Bir tane büyüğü bıraktın. We take all the biscuits, huh? This is our country. Turkish. Oh, okay. Turkish and I can't find again Karayip. Isn't that okay? But here only here. And we will go today. Oh, yeah, today last day. Başakların bıraktığı TT ile de 6-7 tane bira aldık herhalde. Aldık. Hey, hoşça kal Tobago. Charlottesville. Dün bu gelgitle su şuradaydı, düşün. Sıfır. Özkan, suları şuradan dolduruyorsun değil mi? Evet. Herkes de aynı şeyi yapıyor zaten. Atladım ya. Sonunda 4 Ekim'de geldiğimiz Charlottesville'den ayrılıyoruz. Bir de şimdi bizim çapa bayağı saplanıyor. Bakalım nasıl kurtaracağız 20 metreden. Durum. Sen şimdi bayağı çamurleş. Kümene geçiyorum. Evet, motoru kapadık ve sadece canavayı açarak 8 mil yolumuz var zaten. Güneye iniyoruz. Aslında tam tersi kuzeye çıkacağız buradan ayrıldıktan sonra, ama burada bu en azından güzel bir tane koy görelim istedik. Charlottesville güzel fakat daha küçük sakin koylar da varmış. Bir tanesini görmek için hareket ettik. English Manbe'ye doğru ilerliyoruz. Dediğim gibi 8 mil var ve sadece Genova yağışlık. Yüzgar kıçtan geliyor, tam neredeyse Pupo'dan. Hatta şu an
yönde de kararsız, iskelene mi gelsem, sancaktan mı gelsem. Biz açtığımızda Genova'yı sancak pipodaydı. Yani sancak kıçamızlıktaydı. Şimdi şöyle hafif hafif iskele kıçamızdan doğru da dönsem mi diye düşünüyor. Biz de çok ayağını oynamıyoruz. Yumuşak yumuşak gidelim. 2.1 falan hızımız. Çünkü arkadan arkadaşlar da gelecek. Hem de onları beklemiş olacağız. Oltamızı da atıyoruz. Şöyle. Kuzey. Mustafa Kuzey için. Esken abisi ve Ezem abisi. Aman köpek balığı yakalamadın mı Kuzey şimdi? Evet, Kuzey köpek balığı soruyordu. Evet, yön sen değiştirdi. Sen de onları sancak yapsana. Şurada rotamız. Rotamızı da şöyle gösterelim. Charlottesville'de demir yerindeydik. Charlottesville'in şu köşesi de tonoz bölümü. Şöyle gösterebiliriz. Şurası tonoz kısmı. Biz tonoz daha günlük 8 dolar ya da 9 dolar emin olmamakla birlikte. Amerikan doları. Biz o yüzden demin atmıştık. Şöyle gideceğimiz yer şurası. Englishman Bay. Öz. Ne yakaladın acı? Kuzey. Kuzey. Ama onu hemen kurtaralım. Mini bizim hak ya. Ya minnacık bu. O zaman Kuzey, bebeğim. Bak senin için atıyoruz denize. Hazır mısın? Hadi. Hadi hop. Bu büyüsün sen de büyü. Özkan'cığım hep onlara küçük balık atlıyor işte. Tamam büyük tarafı da kim atlasın? Demirimizi attık. Güzel bir koy burası bence. Günaydın. Dın dın dın. Englishman Bay'deyiz. Burası çok güzel. Ben Charlottesville'den sonra özellikle burayı daha çok sevdim. Ama şöyle, Charlottesville bir köy. Burada hiçbir şey yok neredeyse. Sadece kıyıda bir tane restoran var. O da her daim açık değil. Bir de işte denize girmeye gelen insanlar vardı dün. Normalde burada daha fazla kalmayı planlıyorduk. Bir iki gece, yani bir gece kaldık zaten de iki üç gece kalırız diye düşünüyorduk ama maalesef planlar değişiyor. Planları anlatacağım. Ama şimdi sabah sabah ben ne yapıyorum? Böyle güzel bir yerde, güzel bir sabaha uyandıysak tabii ki önce sabah kahvesi. Sabah kahvesi burada oluyor. Ama bir yandan da ekmek yapacağım. Ekmek makinesini hazırlıyorum. Şimdi birlikte hem kahvemizi yapalım hem ekmeğimizi yapalım. Sonra da şöyle bir keyif yapalım. Ne dersiniz? Yoğurmada sevgili arkadaşlar. 1 saat 10 dakikası var. Hızlıca koşup Öz'e soralım bakalım. Öz. Öz de şu an şeyi kontrol ediyor. Kaç amper çektiğini. Kaç amper çekiyor? 4.5 amper çekiyor. Mesela 2.5-3 amper invertör çekiyor. Hmm. Yani 1.5 amper falan çekiyor şu an. Yoğurmada. Bu arada depo kamerasının dağınıklığı. Özkan'ın donu. Her şeyimiz ortada. Ben donu çekmiyoruz. Bakalım şu an sevgili arkadaşlar pişirmede. 40 amper. 40 mı? Evet 40 amper. Ben bunu diyorum 3'ü buna gider zaten. 37-38 amper ama 40 amper çekiyor MPPT'ye. Şey invertör. Şimdi bir hazırlıklar bir hazırlıklar. Öz nedir bu hazırlıklar? Net kemerlerini çıkartacağım da. Bir de burayı bir havalandırayım istiyorum. Çünkü neden? Şimdi bunu söylemek lazım. Bunlar bizim kullandığımız can yelekleri değil ama gene de yelekte duruyorlar. Denize girerken, okyanusta giderken içeri yaramışlardı. Evet Öz, bizim plan ne oldu? Ne değişti? Anlatsana. Niye emniyet kemerini takıyoruz? Gece seyrimiz var. Niye? Nereye gidiyoruz? Gece seyrimiz niye var? Granada'ya. Peki neden? Böyle sorguya çekermiş gibi oldu. Niye bu kadar acele ediyoruz? Çünkü sevgili arkadaşlar hava geliyor. Ülkeden çıkışımızı da yaptık. Bu arada ülkeden çıkışımızı yaptık ama bir iki gece ben yine de çaktırmadan kalmaktan yanaydım. Ama hava geldiği için böyle thunderstormlu yani yıldırımlı, squallı falan bir hava geliyor.
Hiç ona girmeye niyetimiz yok. 80 mil çünkü yol ve geceye kalıyoruz. Burada ilk geldiğimde çok garipsemiştim. Çünkü böyle yaz havası ama akşam saat 6'da hava kararıyor. Böyle bir garipsiyorsunuz ama sonra alışıyorsunuz. Burada böyle 80 mil yolunuz varsa mesela gece çıktığınız daha iyi. Çünkü Granada'ya biz hiç gitmedik ve nereye demir atacağımız hakkında çok da bir fikrimiz yok. Yani araştırıyoruz da rifler falan var gene etrafta. O yüzden gündüz gözüyle girmek istiyoruz Granada'ya. O yüzden de akşam böyle saat 5 civarı yola çıkarız diye düşünüyoruz hava kararmadan önce. Hava kararmadan önce Tobago'yu çıkarız. Sonra 80 mil bir gece seyrimiz var. Böyle ekmeğimizi pişiyor. Bakalım ne olmuş. Özkan'cığım ekmek kokusu geliyor. Nasıl oldu bir duygu? Ekmek güzel. Ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Özlem ananı hatırladım. Bu arada beni bir, bana bir burada sıcaklıklara dikkat et, kabuklara dikkat et. Ayarı çekecekti. Ayarı çekecekti. Ama yani kablolar ısınmıyor Özkan'cığım. Elektronik cihazlar. Elektronik cihazlar. Şey var. Derlek var. Ama ısınmıyor. Gördüm. Hissettim. Dokundum. Bir şey yok. Neyse sevgili arkadaşlar, ben İspanyolca çalışmaya devam edeyim. Özür dilersen. Yani iki türlü de bir İspanyolca konuşulan bir ülke önümüzde var görünüyor. Ya Küba'ya gideceğiz ya Kolombiya'ya gideceğiz. Ya da Panama'ya, bakalım. Evet, ekmeğimiz geliyor. Bakalım ne geliyor, nasıl geliyor, nasıl bir şey. Aslarıyla, üstleriyle, örnekli böyle tut. Tam ortasını ben yiyeyim. Hops. Ve ekmeği gösterelim bir dakika. İçine bir tane de yarım altın koyduk. Kime denk gelirse onun olacak. Ve bakar mısınız arkadaşlar şuna yanlara falan bakın. Kocaman bir şey. Wow wow wow. Çok mutluyum. Pardon, bayağı büyük oldu bu sefer. Oh, mis gibi de ekmek kokuyor. Sıcacık. Abi doğaya bak ya, şu doğanın içinde. Allah nazardan saklasın diyeyim. Vallahi. Allah bugün elimizi aratmasın. Bunlar da bir dondurum. Özkan çevir bize. Yanında Türk çayı, şölen çay. Türkiye'den sele zeytin. Peynir bitti. Feta peynir. Türkiye'den değil. Peynirmiş. O şeyde burada. Biz krem. Bisküvimiz de var ama o tüyünü de atla. Tamam. Plaj ekmek. Evet, şimdi burada plaja çıkacağız. Hadi bakalım, nasıl çıkacağız? İtinayla. Neyle çıkacağız? Boatla, çünkü botla tehlikeli. Burada kırılan dalga çok. Evet. Meşhur maşinal ağacı. Hemen uyarı var. Lütfen dokunmayın diyor. Özellikle meyvelerine ve yağmur altında da burada bulunmamak lazım. Şu ağaç. Çok güzel ya. Özkan bayıldım buraya. Wow, çok güzel bir yer burası. Keşke buraya daha fazla çalışsaydık. Ne? Evet, benimki de yani gelmişiz burada vakit geçiyor, sözünü çıkar. Tulas. Tula'nın restoranın manzarası da çok güzelmiş. Ya ne var? Manzarasında ben varım ileride.
Ama akşam 5'e kadar mı hazırsınız? Akşam, akşam 5'te bozarım manzarayı. Ben derken biz varız. Ben bozarım bu manzarayı. Akşam gidiyoruz. Ben gidiyoruz. Ben gidiyoruz. Okay. Very nice place. Where you are from? Where about it? Türkiye. Very far away. So you travel with that boat from Turkey? Yeah. Last December we crossed the Atlantic. First Martinique. Slowly, Saint Martin, again Trinidad, here, 1 month this island, Tobago, and this night, 5 o'clock, we hope, start Granada. Özkan büyük dalga yiyor. Kürek nerede? Kürek nerede? Özkan board'a sahip çık. Bence oha bir tane daha geliyor. Özkan'cığım başka bir yere gidelim. Ver ben kaçıyorum. Ben nasıl geleceğim ulan? Şurada var. Aşkım biraz ileri gidip girmen lazım suya. Evet. İşte ben seni bekledim ki girelim. Sen git. Geliyor bir tane daha. Sen gel. Tamam geliyorum ama nasıl geleceğim yüzeceğim o zaman. Yüzüyor musun? Yüzüyorum evet. Geldiğinde arkaya tutun. Tutundun mu? Tutundum. Biraz gidiyoruz şimdi. Anladın mı? Evet. Sen biraz daha git bence. Şu kayalara geçelim buradaki. Kaya yok. Tamam o zaman çıkıyorum. Yalnız bunun gerçekten şeyi yok. Bildin mi? Havası evet. Tamam gittim geri. Tobago'ya ve Trinidad Tobago ülkesine toplam 2 ayı geçkin bir süre evet 2 ayı geçkin bir süre sonra veda ediyoruz. Ve bir andan motorları çalıştırıp başka bir ülke adı ülkesi olan Granada'ya doğru yola çıkacağız. Önümüzde 80 mil var gece seyri yapacağız. Ve hadi Özkan, böyle bismillah diyeceğiz. Ben açıyorum motorları. Mustafa Kuzey, Özlem'in çocukluk arkadaşı Züleyha'nın oğlu. Ben hayatımda hiç görmedim. Özlem de en son herhalde 1 yaşlarında falan bebekken falan görmüştü. Bizim doğuştan fanımız, YouTube fanımız. Özlem telefonla, megafonla annesiyle konuşuyor. Sürekli seyredermiş bizi. Ben de duyuyorum arkadan bir anda şey. Aa, Özlem mi o? Özkan mı o? Diye bir ses. Ben diyorum hani ablası var Esma. O kadar benden samimi değildir. Aa diyorum herhalde sevdirmiş kendini. Ya bizi sevdirmiş annesi. Meğerse Esma değil o 3,5 yaşındaki o çocuk. Beni hiç görmeyen, sadece videolarda seyredip Özkan mı Özlem mi diyen
Tabii hemen soruyor, köpek balığı var mı orada? Özkan tamirat yapıyor mu? Balık tuttunuz mu? Ve biz bu akşam Mustafa Kuzey'in şansını atıyoruz. Bugün gece seyirimiz var. Çıktık yola 5 dakika önce. 12-13 saatlik yolumuz var. İnşallah yiyebileceğimiz güzel kaliteli bir balık tutarız. Mustafa Kuzey'in şansını atıyoruz buna. Hem de akşam suyuna bak. Hevesle rüzgarla gideceğiz. Akıntı da lehimize falan diye sevinirken. Sevgili arkadaşlar, rüzgar nasıl çıktı? Klişka, sabahtan beri de vardı. Köpük köpük görüyordum böyle. Ben de görüyorum. Ben. Belki adam köpükten çıkıp bir şey yapar. Toparlar kendini. Okyanusun güzel bulutları. Okyanusa çıkmak güzel bir heyecan. Hele de böyle akşam üzeri açılmak daha da güzel. Okyanusta bir gece daha geçireceğiz. Bol yıldızlı. Keşke birazcık da rüzgarda olsaydı ama şu an için öyle görünmüyor. Maalesef hava durumu gene yanılttı. Ve cenevamızı açalım. Evet, şimdi yelken filmimizi yapacağız. Şimdi bakalım ne durumda. Biraz fazla çekmişiz. Evet, sessizliğe gömüldük. Umarım yelken pır 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 sesini duymayız. Ne diyorsun? Ya gelecek o rüzgar. Şu an en azından yelken doldu birazcık. Ama hızımız da 1.2 sevgili arkadaşlar. Ya gelecek. Feci mi? Hızlı gidiyoruz. Hatta şimdi düştü bile bire. Ya gelecek o rüzgar. 2 gün 5 saat 31 dakika. Bak yazıyor şurada. Hemen onun yanında. Ha evet. 2 gün 10 saatte gidiyormuşuz. İyi, 2 gün 10 saat iyi. Bak 3 gün değil herhalde. Daha az. E tabi. Tatlım yemeği burada mı yesek? Burada. He. Ama yok yok, şimdi dökülür mökülür. Cabalanlı bir şekilde ana yelkenini açmaya karar verdik. Çünkü sadece Genova ile biz yol alamıyoruz. Motoru da çalıştırmak istemiyoruz. Rüzgarın da biraz geleceğini düşünüyoruz. Böyle bir sürü varyasyon. Umarım bizim planladığımız gibi gider her şey. Evet, motoru çalıştırmıştık. Gece saat kaç Özkan şu an? Gece 3.30. Motoru çalıştırınca sancak motordan bir ses gelmeye başladı. Kayışın değişme vakti geldi sanırım. Çünkü alternatör herhalde kaçırıyor. Üretmiyor dedi ama. İşte bir 12.4 üretiyor. Bir 13.2 üretiyor. Bir 13.6 üretiyor. Bir tekrar 12.5'a düşüyor. Bilmem ne yapıyor. Herhalde kayış kaçırdığı için alternatör verimli olamıyor. Gittiğimiz zaman söküp kayışları bir atacağız. Bir tane değiştireceğim. E peki tatlım, sen karadayken bakmadın mı? Yok, bakmıştım. Gergindi. Sıkıntısı da yoktu. O zaman aynı şekilde baktım. Ölçtüm. Kaçırıyor mu diye. Sıkıntı olmadı. Şimdi değiştirmedim. Günaydın. Dın dın dın. Atlas Okyanusu'nda bir gün doğumuyla birlikte.
Okyanusta seyir yaparken en kötü şeylerden bir tanesi de aslında rüzgarsızlık. Çünkü yelkenler sürekli yalpaya düşüyor. Okyanus dalgasıyla teknenin müdahale etmesi çok kolay olmuyor. Ve biz dünden bu yana yola çıktığımız andan itibaren sürekli yalpayla mücadele ettik. Şimdi her iki yelkeni de bağladı. Normalde sabah varırız hayaliyle yola çıkmıştık ama şimdi öğle saatlerinde varırsak çok şükür diyeceğimiz bir noktaya geldik. Bir de böyle görüp varamamak daha sinir bozucu. Sea Pearl hemen şurada. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Birazdan kahvaltı moduna gideriz herhalde. Allah'tan teknenin rızasındaydık, yoksa şu kütüğe çarpacaktık. Saat 11, Grenada'ya geldik. Bir tedirginliğimiz var. Hem bilmediğimiz bir yere gidiyoruz, hem de üstüne üstelik motorda sorun var, alternatörde. Sağ olun. Seni kapımı ekmen lazım. Bir dakika. Bu düğüm olmuş, bekle. Yok, açtım. Şu an motor çalışmıyor görünüyor. Ama çalışıyor. Su da atıyor. O yüzden bence sancaklama Özkan'cığım. Sancak motorunu mu bulursa... Ya şu an... Bence bir şey yok orada. Öbür motora bak. He? Su atıyor sonuçta. Yazıyor, bence soketi çıktı bunun. Gittiğimizde bir mola veririz. Bunun soketlerine bakarım. Arkadaşlar 80 mili 19 saatte aldık. Bir de teknenin altı temizdi. Senin de teknenin altı kirli olsa ne olacak? So I said, hey, don't you wanna come and run away with me? Hey, won't you come? Won't you come? Öz. Demiri attık. İskele motoru kapadık. Ama sancak motor. Şimdi bu sıfır gibi gözüküyor. Evet. Ama motor çalışıyor. Evet, hatta evet. İsterseniz boşta gaz veriyorum. Tamam. Şimdi geldik şeye, bu ekran aç çalışmıyor. Tamam, stop diyelim. Stop da çalışmıyor. Yani şu kumanda şu an bir işe yaramıyor. Peki ne yapıyoruz? Oradan stop ediyoruz. Çekiyor mu çağırma? Arkadaşlar neresi? Şurası. Bu kadar basit bilene. Şimdi çalıştırmayı deneyelim bakalım, çalışacak mı orada? Hayır ama mevzumum ne? Ona kontrol etmeyeceğim mi? Yok, ilk önce çalışmayacağım. Bileyim ya, çalışmıyorsa diyeyim ki ya bu çalışmıyor. Zor anda. Bakın şu an çalışmıyor. Yani şu an şunda bir sıkıntı var. Kumanda ile ilgili sıkıntı var, evet. Değil mi? Bunun arkasından bir yer çıkmış olabilir. Bak işte sana ilk önce bir soluklanacağız hemen. Evet, 85 mil sonra demirimizi attık. Motor yapmadık ya. Evet. Zaten her şey ne oluyorsa motor yapmanın yanımız da oluyor. Biz başına buralara gelmedik yani. Yerken yapacağız diye geldik, değil mi Öz? Yani sırf onun için gelmedik de yerken yapmayacaksan niye zalardasın yerken tekneyle diye sorarlar. Dünya denizlerine geliyorsan olabildiğince az motor çalıştırmak. Bak işte çalışınca bir şekilde yıpranıyor. Sonuçta denizde korozyon, oksitlenme çok. Bak mesela bunları korozyonlamış, bak görüyor musun?
Hı. Şimdi şunu bir... Yani ilk şu beğendim ya burası. Evet. Bu nasıl açılıyor bakalım. Açılmıyor bile. Hı. Hı. Şimdi... Kontak spreyi. Buraya. Kontak spreyi de. Buraya kontak spreyi. Hadi açmışız. Şunlar da kontak spreyi. Sen düğmelerin şu bağlantı noktasının çalışmadığını düşünüyorsun değil mi? Yani çalışmadı. Evet, oranın komut vermediğini düşünüyorum. Çünkü şey, alternatörle bir alakası yok. Bu arada kayışa da alakası yok. Kayıştan yırttık. O yani daha zor işte. Yani temassızlık yapıyor bence. Çünkü alternatör olsaydı dıt diye sürekli bir seans sesi sürekli veriyor. O yüzden alternatör değil. Yani ekran gitti. Bakalım. Sileceğiz bir şey mi? Düşünün arkadaşlar, uykusuz bir gecenin ardından bu mola yok. Buna mola verecektim, yapmayacaktım. Sonra hemen dedim ki acil bir şey olursa. İlk defa geldiğimiz yer, sonuçta şu an motor çalışmıyor. Acil bir şey olursa o yüzden bakayım. Yani en azından bir çalışır pozisyonuna getireyim. Sonra kafam rahat. Ya da çalıştıramayacağımı anlayacağım. Diyeceğim ki yapamıyorum, beceremiyorum. Denedim. Bap bap. Bap bap. Bap bap bap. Bap 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 bap. Evet, Özhan'da çıktı. Çok mutlu oldu. Biz hazırlandık. Evraklarımızı aldık ve giriş işlemleri için şehir merkezine doğru, adanın merkezine doğru gitmeyi planlıyoruz. Bakın, muhafak olabilecek miyiz? Çünkü biraz karışık işler. Kareye adımımızı attık. Atar atmaz da böyle bir şey bulduk. Marine Shop. Ve ikinci el malzemeler var ama çok ilginç şeyler var. Bayağı külüstür şeyler de var ama işimde yarayacak şeyler de var. Mesela bizim bir tane vinç kafamız yok. Belki onu burada buluruz diye ümit ediyoruz. Numara 2'ye binecekmişiz az. Nerede yoksun? Şimdi arkadaşlar otobüs durağına bakacağız. Tapışka. Dolmuşa bindik. Numara 2. Bu arada bütün bu bilgileri sevgili arkadaşlar biz nereden ediniyoruz diye soracak olursanız Nova Foreign'den diye bir uygulama var ve bundan çok faydalanıyoruz. Girişler nereden, işte otobüs nereden kalkıyor ya da nerede ne güzel yemek yenir gibi bilgileri izlemeyeceğimiz bir yer. Bir uygulama Nova Foreign'den. Linki de şuradadır. Şimdi Port Louis'e geldik. Port Louis'te giriş işlemini yapmak için yürüyoruz. Dolmuşla buraya gelmek 15 dakika falan sürüyor. Buraya her gelen dolmuş şoförlerin ne kadar deli şoför olduğunu yazıyordu. Ama bizim şoför bayağı uslu puslu bir amcaydı değil mi Hans? Öyle sakin sakin geldik. Giriş işlemini hallettikten sonra demir attığımız yerin hemen yanında bir marina'da ücretsiz yüzme havuzu hem de tavla turması varmış. Tavla turmasına bakmaya geldik. He? Burada bakın. Böyle rüzgarsız ve yorucu seyirden sonra geldik. Burada Woburn'da bir tane marina var. İsmi Le Bleu gibi bir şey. Ve o marina'da sevgili arkadaşlar her çarşamba bir tavuk kanat günü yapılıyormuş. Ve ayrıca da her gün saat 4 ile 6 arası happy hour var. Happy hour da bize çok iyi geldi. Ne diyorsunuz? Dinlendirici olmadım bile. Burası güzel bir yermiş ya. Ben sevdim. Şöyle size gösteririm etrafı. Ve tabii ki Cadılar Bayramı nedeniyle süslemeler dolu her yerde. Böyle küçük bir market var. Vallahi hava fena koktu dışarıda. Çok büyük bulutlar var. Ve yağmur bulutları. Acayip skoval yapıyor bunlar. Yani şu an burada otururken hissetmiyorsun ama ön tarafa geçersen çapan olduğu yere ve saçlarım şöyle yani. Peki sana bir şey soracağım. Biz normalde... Evet, şuraya bakarsan yelkenin şeyine, adamın yırtmış yelkenini. Al bir şey göstereyim bir adamın yelkeni yırtılmış.
Öz, biz normalde peki aslında yarın yola çıkmayı, yarın değil pazartesi akşamı yola çıkmayı düşünmüyorduk. Bir anda karar verdik. Havaya çünkü bir. Havaya baktık ve biz de böyle rahat rahat takılıyorduk. Sonra birden havaya bakınca aa hava geliyor biz kaçalım dedik. Yoksa... Ama az yol değil. 80 küsur milyon var da gece seyri yapacaksın. 85 milyon evet. Yani gece seyri daha büyük sıkıntı. Çünkü gözün görmüyor hiçbir şeyi. Ve yoksa Özkan'ım 4-5 gün daha Trinidad'da kalmak zorunda kalacaktık. Tabii ya da bekleyeceksin yani yapacak bir şey yok. Yani bu havada bile bile lades deyip yola çıkmanın bir anlamı yok. Çıkış aldığımız için de biz de bir an evvel gitmek istedik ve bak, bir anda karar kıldık. Abla şu an ya çapata diye bir şey olur. Çapata uğraşıyor mesela. Koş! Koş! Polonya bayrağı koş. Ne yapıyor burada? Bir dakika önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar dışarıda oturuyordum ben bir baktım Öz buraya gelmiş bunu izliyor. Niye? Benden başka yapanlar da var. Bir dakika izlediği şeyi mi göstereyim önce? Büyütmen lazım. Suyun akışını görmek lazım. Bak akıyor şu an sonradan fışır fışır. Fışır. Sesi de duyuyor musun? Tabii o görüntüden öyle fışır fışır ses gelir. O akıyor bayağı akıyor. Şu su yapacağım fazla evet, yapıyor şu an. Şimdi ne yapıyoruz burada? Şimdi insan ondan sonra ateş yakar. Şömine veya normal bildiğin bir tane fıçının içine tenekenin içine. Otururlar ve 4 kişi o ateşi seyreder değil mi? Ya da ne bileyim bir tane ırmak akıyordur, şelale akıyordur. Geçerler karşısında çekirdek çitleyip bir şey yiyip onu seyrederler. Ben de yeşil boru almışım yani hortum almışım yanlışlıkla. Görmüyorum içinden geçen suyu, yağmur suyunu. Şimdi şeffaf hortum taktım ve neden gidişine bakıyorum suyun. Ama bunu komple şeffafa çevireceğim. Öyle bir niyeti var. Yani bir konforumu arttıracağım. Arttıracağım ya Allah Allah. Benim zevkim. Geride burada tutacağım böyle. Bir çek koyacağım buraya mesela. Yağmur yağarken. Güzel okuyor deyip beraber de seyredebiliriz burada istiyorsan. Geldiniz. Teşekkür ederim. Romantik yapalım. Arkadaşlarımı toplayacağım. Onları seyredeceğim daha. Sandalye atılır mı şuraya? Yani gelecek misafirler. Yağmurlu havalarda şöyle bir şey yapacağım. Kombinasyon buradan hortuma bakacağım. Ama şu an vallahi bayağı iyi gidiyor. Sandalye atacağız şuraya şöyle. Atacağım. Bar sandalye yapacağım oraya. Baksana bayağı iyi gidiyor. Bak yeşilin gidişine bak. Nasıl çekiyor bak. Şşş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 
Ve tabii ki bütün kasırga sezonunu burada geçiren bu denizciler böyle her gün, her akşam ya da haftada en az 2-3 akşam etkinlik düzenliyorlar. Bunlardan bir tanesi de her perşembe akşamı Nimbus Rum Bar'da olan açık mikrofon gecesi. Denizciler gelip işte bir şeyler çalıp şarkılar söylüyorlar. Ona geldik Özle birlikte. Özcüm ve ortam da böyle. Burada yemeği söylüyorsunuz. Şöyle yemekler hazırlanıyor. Grill yapılıyor. Ve barda burada. İçerisi tatlı bir yer. Özkan'cığım, kendine ketçap mayonez de alsana. Bir de acı sos varsa bana acı sos. Tadım o, acı sos mu? Baktın mı? Sıvacım duydu bu acıdan. Hava coştu. Fena bir hava gelecek gibi görünüyor. Bakar mısınız şuraya? Hava birden simsiyah oldu. Fena bir fırtına kopacak belli. İnşallah bize doğru gelmez. Böyle okyanus açığında gidiyor, ilerliyor gibi. Özkan dışarıdaydı, ona gel dedim. Ya bu havada teknede oturulur. Bir şey orada şey, keyif yapıyor. Dedim ki gel yani teknenin başına. Burada birisi tarar, bir şey olur. Ve hava şu an şöyle, rüzgar başladı.
şimdi. Buradaki yağlık açıldı ama bir yağmur geçişi var sanırım şu an. Çok ilginç oldu Aslan hava ya. Hava çok ilginç değil mi? Bak bakayım. Neye bakayım, ne? Ve yağmur geldi. Önümüz bembeyaz. Özkan pirciği geliyor. Ve bizim Özkan'daki rahatlık. Özkan neye bakıyorsun? Ay ıslandım. Neye bakıyorsun? Ay çok kötü burası. Neye bakıyorsun? Suyuma bakıyorum, nasıl dolduruyorum. Ay elimi kopardın abi. Hani bir şey oldu sandım. Yok ya, suyu yok ya. Herhangi bir şey yok. Bu arada göz gözü görmüyor gerçekten. Şuraya bakar mısınız? Böyle yarım saat yağsın, ben tankı dolduruyorum ben. Dediğim maceraya daha atıldı. Hayır, atılmadık. Beni peşinde sürüklüyor. Bir hayal kırıklığıyla gidiyoruz. Sürekli yaşamadı çünkü bir hatun buldu kendine. Tabii belli iki 45. tane adama o paraya gelir mi yani? Evet, şimdi yasak yerden geçiyoruz. Hadi bakalım, dön. Tabii ben bu garibe yardım edeyim. Arkanı dönmen lazım. Ben geçerim mi? Elini ver. Otu da böyle bilmediğimiz bir yere bağladık. Hop. Buradan geçtik. Şu kaçak giriş daha var. İçinden girdik. Çamaşırhanenin oradan gireceğiz şimdi bir de. Tek Genova'yla 4.5 nat hız yapıyoruz. Otelinin içinden çıktık. Umarım tekrar girebiliriz.